Zeynep Hanım Konak orada üniversite vardı ve hatta bahçesinin içerisinde büyük bir konferans salonu vardı. Orası umuma tahsis edilmiş bir konferans salonu halinde halk eğitimine tahsis edilmiştir. Hatta annem bile giderdi oraya haftanın muayyen saatlerinde, muayyen günlerinde. Memleketin büyükleri, bilhassa ilim bakımından büyükleri gelir orada ders verirlerdi. 1914 yazında konferanslara katılan kız öğrenciler için dönem sonu sınavları yapılır. Devam zorunluluğu ve imtihan şartı olmadığı halde 44 kız öğrenci bu derslerden imtihana girer. Darülfünun Umum Müdürlüğü tarafından serbest derslerde başarılı olan Lamia Hüsnü ve Hafize Rukiye Hanımlara altın saat ve bir tuvalet takımı hediye edilir. 9 kız öğrenci, dönemin Marif Nazırı Ahmet Şükrü Bey'e bir yazı yazar. Bu yazıda kızların serbest derslerden dolayı dönemin Eğitim Bakanlığı'na duyduğu teşekkür ve hürmet yer almaktadır. Fatma Fahrünnisa, Adalet Ali, Emine ve Fevziye isimli kız öğrenciler derslerin gelecek seneye de devam etmesi için isteklerini dile getirirler.